Dostlarım Bülent Ecevit'in halk tarafından seçilmiş olan Merve Kavakçı'yı sırf türbanlı olduğu gerekçesiyle bu kadına haddini bildiriniz diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kovduğu görüntüleri hatırlıyor musunuz? Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. İşte tam da bu olaydan sonra o dönemler meclise türbanla girilip girilmeyeceğine dair tartışmalar gittikçe hararetlenmeye başlamıştı. Hal böyle olunca türbanla meclise girilmesini isteyen milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi veriyor, Anayasa İnsan Hakları Komisyonu'na dilekçeler gönderiyordu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi meclise türbanla girilip girilmeyeceğine dair bir bilgi notu yayınlamış, bu taleplerin tamamı reddedilmişti. Gerekçe olarak da Atatürk'ün ismi verilmişti. Evet, Atatürk'ün ismi verildi. Peki neden? Dostlarım büyük bir risk alarak resmi belgelere dayalı hazırlamış olduğum videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylelikle ben de bu tarz videolar çekmeye devam ederim. Hazırsanız Sansürsüz Tarih başlıyor. Dostlarım ülkemizde türban yasağı denilince akla ilk olarak Kenan Evren ve 28 Şubat gelmektedir. Ancak bu tamamen yanlıştır. Kenan Evren sadece Atatürk dönemi uygulanan laikliğin ve inkılapların ihlal edildiği gerekçesiyle o dönemi devam ettirmek maksadıyla bu kararları almıştı. Çünkü türban yasağı Atatürk'ün emriymiş. Bunu ben demiyorum. Birazdan göstereceğim resmi belgelerde ve resmi kaynaklarda yazıyor. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi zamanda yolculuk yaparak 7-8 Temmuz 1919 yılına gidiyoruz. Mustafa Kemal Samsun'a çıkalı henüz 2 ay olmuştu. Yaşar Müfit Kansu o dönemler Mustafa Kemal'in yanından bir an olsun ayrılmıyor, saati saatine, günü gününe notlar alıyor, hatıralarını yazıyordu. O günde sabaha karşı anılarını yazarken Mustafa Kemal yanındaydı. Sigarasından bir nefes çekti ve Kansu'ya dönerek "Yaz, yaz ancak bu sayfaları kimse görmeyecek, saklayacak. Kalacaksın, mahrem kalacak. Bir sen, bir ben, bir de Süreyya bilecek" dedi. Kansu "Tamam paşam" demiş, kalemi satır başına geçirmişti. Mustafa Kemal iktidar olduktan sonra ne yapacağı hakkında tüm planını o gece Kansu'ya yazdıracaktı. "Bir" dedi, "zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Yani saltanat kaldırılacaktır. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele neyse yapılacaktır. Yani Osmanoğulları Türkiye'den sürgün edilecek. 3 dedi, tesettür. Yani dostlar, örtünme, türban, çarşaf ve benzeri kaldırılacaktır. 4 dedi, fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. O sıra Yaşar Müfit Kansu duraklamış, kalemi bırakmış, Mustafa Kemal'in yüzüne bakıyordu. Mustafa Kemal sordu, "Kansu, niçin durakladın?" Kansu şöyle cevap verdi, "Paşam, darılmayın ama siz de çok hayalciymişsiniz." Evet, bu düşünceler o dönem için yabancıydı. Zira halk Müslüman, padişaha ve hilafete, İslam'ın şer'i hükümlerine son derece bağlıydı. Üstelik Fransız askerlerinin örtüye el uzatmasıyla halk tarafından büyük bir direniş bile başlatılmıştı. Neyse, Mustafa Kemal Kansu'ya şöyle dedi, "Sen yaz, gerisini merak etme, onu zaman tayin edecek." 5 dedi, "Osmanlıca kaldırılacak, yerine Latin harfleri getirilecek." Evet, Mustafa Kemal Paşa daha Samsun'a çıkalı 2 ay olmuşken iktidar olduktan sonra ne yapacağını tek tek planlamıştı. Bu planları gizli tutmuş, ipleri tamamen eline alacağı o günleri beklemekteydi. Dostlarım buraya kadar vermiş olduğum bilgiler ekranda gördüğünüz resmi yayın olan Türk Tarih Kurumu tarafından basılan bu kitapta yazmaktadır.
Şimdi gelelim meclise türbanla girilip girilmeyeceğine dair tartışmaların başladığı 1999 yılına. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan meclise türbanla girilip girilmeyeceğine ilişkin bilgi notunda türban yasağı kaldırılamaz. Çünkü bu konudaki düzenlemeler Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan kararnamede yer almaktadır deniyor ve Mustafa Kemal'in devrim kanunlarına işaret ediliyordu. Üstelik bu konuda YÖK ve Anayasa Mahkemesi'nin aynı yönde aldığı 3 karar olduğu da bildiriliyordu. Peki neydi Mustafa Kemal tarafından türbanın yasaklanmasına ilişkin çıkarılan bu kanunlar? 1. Mustafa Kemal tarafından kabul edilen 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesidir. Bu kararnamede devlet memurlarının kıyafetlerinin dünya üzerindeki medeni milletlerle müşterek ve umumi kıyafetlerin aynı olacağı yazmaktaydı. Aynı kararnamede binalar dahilinde başı açık bulunmak kaydedir yazmaktadır. Yani dostlar, kamu binasında çalışan memurların başı açık bulunması zorunluymuş. Ekranda konuya ilişkin belgenin hem Osmanlıcasını hem de Latinize edilmiş halini görmektesiniz. İki. Mustafa Kemal tarafından çıkarılan 1925 tarihli Şapka Kanunu. Evet, bu kanunda giyim ile dinsel inançlar arasında ilişki kurulmaması gerektiği yazmaktaydı. Zaten 28 Şubat'taki türban yasağı da böyle başlamıştı. Türban dini bir vecibe olduğu için laikliğe aykırı deniyordu. Hazır konusu açılmışken bir bilgi vereyim. 28 Şubat dönemlerinde türban yasağı bir dönem şöyle işlemekteydi. Eğer bir kadın türbanı dini inancı gereği takıyorsa, yani tam tesettürlüyse kamu binalarına girişi tamamen yasaktı. Ancak türbanı modern bir şekilde giyiyorsa bu yasak değildi. Sonra bu karardan da vazgeçilerek her türlü türban giyimi Atatürk ilke ve inkılaplarına dayanarak laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle komple yasaklandı. 3. Ve gelelim son maddeye. Mustafa Kemal tarafından çıkarılan 1934 tarihli bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Bu kanunda mabet ve ayinler dışında dini kisve giyilmesinin yasaklandığı belirtiliyordu. Velhasılı kelam dostlar, 1999 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayınlanan bilgi notunda Anayasa İnsan Hakları Komisyonu, YÖK ve Anayasa Mahkemesi bu kanunları referans gösteriyor, türban yasağı Atatürk'ün bizzat emridir deniyordu. Yani Mustafa Kemal döneminde de türban giymek yasakmış. Türban yasağını getirenler sadece Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarına, kısaca Kemalizme sahip çıkmışlardır. Kendi başlarına karar almamışlardır. Hatta o dönem Atatürkçü öğretmenler burası laik ülke, türban giyilemez. Ben bir Atatürkçü öğretmen olarak türbanlı öğrencilere ders vermem diyorlardı. Benim gördüğüm kadarıyla bu konuyu YouTube Türkiye'de ilk defa bu kadar derinlemesine olarak anlatan ilk kişi benim. Aklımda anlatmak istediğim birçok mesele var. Bu tarz videolar çekmeye devam etmek istiyorum. Fakat biliyorsunuz ki YouTube'un bizden istediği şu: beğeni, yorum, paylaşım. Bu 3 kural gerçekleştiği takdirde YouTube kanalımızı daha fazla kişiye ulaştırıyor, kanalımızın büyüyüp gelişmesinde bize destek oluyor. Yani sesimizi daha fazla insana duyurmamızda yardımcı oluyor. Bana destek olmak istiyorsanız katıl butonuna ya da teşekkür butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlar.